Günaydın dostlar. Nasılsınız? Harika bir güne merhaba. Evet, bugün üçüncü günüm su orucunda. Üçüncü günüme girmiş bulunmaktayım. Üçüncü günümün sabahındayım. Kuşlar ötüyor. Doğa hareket halinde. Doğa hareket halinde. Şu an Küçükçekmece Gölü'ne bakan bir tepedeyim. Evet, ikinci günüm nasıl geçti? Yani neler yaptım, neler yaşadım, neler oldu vücudumda ve düşüncelerimde neler geçirdim, düşüncelerimden neler geçti? Kısaca anlatalım. Şimdi ikinci gün esasında sabah çok iyi başladı. Her zamanki gibi sabah uyandım. 6-7 arası, 6-7 çeyrek arası bir yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptığım yeri de göstereceğim daha sonraki günlerde. Bir yürüyüş yaptıktan sonra yavaşça sonra bu tepeye geldim zaten şu anda. Ama dün de gelmiştim bu tepeye. Bu tepeden biraz güneşlendim. D vitamini ve vücudumun ışıkla bir canlanması, enerjisini bulması için böyle bir 20 dakikalık burada durdum. Sonrasında eve gidip duşumu alıp evde de balkonda böyle bir 15 dakikalık yine güneşte kaldım. Ve sonrasında işe başladım. İşim evden çalışıyorum şu anda. Dolayısıyla hani müşterileri arama ve e-mailler ve bazı bilgi, raporlar. Bu şekilde gün içerisinde günüm geçiyor. Bu şekilde geçiriyorum günümü. Açıkçası gün içerisinde acıkmadım. Yani acıkma olayını sabah uyandığımda bir hissediyorum. Yani böyle midemde bir, karnımda bir baskı hissediyorum. Bir de akşamüstüleri. Yani akşamüstü böyle şeyler atıştı, bir şey yemek istiyor canım böyle. Böyle bir kendimi şey yapıyorum, zorluyorum. O arada su içiyorum. Yani su içerek aslında bu dün de hani söylemiştim. Şeyimi kırıyorum. Yani açlık duygumu, açlık düşüncemi, açlık uyarımı vücuttan gelen tepkiyi kırıyorum. Sonrasında saat böyle 7 gibi, dediğim gibi 6-7 gibi böyle bir uzandım yerde, matın üzerinde. Ve açıkçası biraz böyle 15-20 dakikalık kestirmişim. Sonra tekrardan uyandım. Bir telefon geldi herhalde. O uyandım. Sonra saat 9'da 9-9.30-10.30 arasında bir meditasyon çalışmasına, bir workshop çalışmasına dahil oldum. Meditasyon çalışması çok iyi geldi. Hani nefes alıp vermek, böyle konuşmak, insanları dinlemek falan böyle bir iyi hissettirdi beni. Saat böyle 10.30-11 gibi bitti meditasyon çalışması. Sonrasında böyle ciddi bir acıktım. Yani inanılmaz bir acıkma oldu böyle. Hani yatağa gideceğim, uyuyacağım ama böyle acıkmışım, bir şeyler yemek istiyorum böyle. Ya da yani midem şey yapıyor. Yine böyle bir su içtim. Böyle durumlarda hemen suyumu yudumluyorum. Şu anda da su, dudaklarım kurudu. Sabah kalktığımda bir bardak içmiştim ama yeterli gelmedi herhalde. Şimdi eve gidip tekrar duşumu alıp suyumu içeceğim. Böyle bir dedim yatağa uzanayım. Yatağa uzandım açlığı bastırmak için ve böyle 5 dakika sonrasında falan uykuya daldım 11.30'da. Yani ikinci günümde böyle geçti. Yani iki kez böyle midede acıkma hissi yaşadım. Tuvalete gidemedim bu arada. Hani tuvalet yapamadım. Sadece idrarımı sabah, öğle, akşam şeklinde su içtiğim için yaptım. İdrarımı yapabildim ama büyük tuvaletimi yapamadım. Ya daha doğrusu gelmedi yani. Yani öyle bir aksiyon olmadı yani. Öyle bir şey yaşamadık. Başka belki bugün hani birazcık daha şey yapacağım yani. Böyle karnıma masaj. Hani biraz daha bağırsaklar harekete geçirsin diye. Bununla ilgili bir takım okumalar yapıyorum. Bugün bunun bir formata, bir metodolojiye, bir metoda çevireceğim. Hani bağırsakları bir şey yemediğimiz halde nasıl harekete geçirebiliriz? Yani sonuçta orası bir şekilde
ilerlemesi lazım değil mi? Dışarıya doğru. İçeridekiler dışarı çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Açın, bırakın gitsinler. Evet, bunu yapacağız. Nasıl yapacağımı size aktaracağım. Hani bu da çok önemli bence. Çünkü hani masaj yaparak böyle vücudu bir harekete geçirmek, odak noktası haline getirmek lazım. Yani vücut bir şeyler istiyor. Artı gün içerisinde fiziksel olarak neler yaptım? Dediğim gibi sabah yürüyüş. Artı Qigong enerji çalışması. Yani sabah 20 dakikalık Qigong enerji çalışması. Yani daha hafif bir çalışma. Vücudun temel hareketlerini yapıyorsunuz. Onun dışında öğleyin bir meditasyon çalışması yaptım. Akşam da yine Qigong çalışması yaptım. Bu enerji çalışmalarını, bu hareket yani yoga tarzındaki hareketleri artırmak istiyorum. Çünkü durduğunuz zaman ya da sürekli oturduğunuz zaman bağırsaklarınız aslında daha da çok kilitleniyor. Değil mi? Yani kapatıyorsunuz çünkü oturuyorsunuz yani oraya baskı uyguluyorsunuz. Mesela şu an yürüyüş yaptım. İyi geliyor. Niye? Hareket iyidir yani. Hareket hayatın ta kendisidir. Nurullah Delioğlu. Evet yani bu amaçla hareket edeceğiz, yürüyeceğiz, belki biraz masaj yapacağız, belki biraz hareket yapacağız. İyi gelecek bu, tamam mı? Dediğim gibi kısaca böyle geçti günüm. Üçüncü günü bakalım müthiş mi yaşayacağız, nasıl yaşayacağız, göreceğiz. Tabii Lauman da yarın dördüncü gün. Lauman yapmak istiyorum, yapacağım. Onunla da ilgili detaylı bilgi veririm size. Kısaca böyle. Dostlar görüşürüz. Hadi bakalım, bu manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Böyle yamaçlar var. Göle bakan tarlalar. Bunlar biçilip şeyler yapılıyor demek ki. Yukarısı Frizköy Organize Sanayi. Bu taraf Frizköy Mahallesi, sağ taraf. Böyle karşı taraf Küçükçekmece. Tam böyle Küçükçekmece. Böyle geliyoruz Başakşehir. Biraz daha bu tarafa geliyoruz. Burası da Esenyurt. Tabii yukarısı da Frizköy. Benim kaldığım yer. Frizköy Mahallesi, Avcılar ilçesinde böyle bir yer. Dostlar görüşürüz. Yani istedikten sonra oluyor yani. Bunda hemfikir olalım. Yani iste ve yap. Ve başla yani aslında. İste, hani bir hayal ettin, bir niyet ettin, bir düşünceye girdin. Yani hadi artık. Artık başla ki olsun yani. Başlayınca çünkü zaten niyetini aklına geliyor. Kendine böyle soruyorsun. Ne yapıyorum ben? Evet bunu yapıyorum. Hadi. Yani bu konuşmalar tabii yaşayacaksınız. Yani kendi içerisinizde, gün içerisinde bir sürü konuşma yaşayacaksınız. Hani böyle bir şey yesem mi, yemesem mi? Mutfağa gidiyorsunuz belki bir şey almak için. Ama diyorsunuz ben su orucundayım. Sadece su içebilirim. Su içmeliyim ya da içebilir miyim? Yani iyi. Zaten bir 10 saniye, 20 saniye sonra bu geçiyor. İşte orada irade, disiplin, irade gücünüzü devreye sokuyorsunuz. Ve sonrasında zaten geçiyor. Hadi bakalım. Hoş kalın, hoş. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Saygılarımla.